Savunma sanayine katılmak isteyen ve devletimizin askeri gücünü arttırmak için hizmete hazır olan Türk mucitlere açık çağrı Milli Uyanış Projesini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Eğer ürettiğiniz ya da projelendirdiğiniz bir teknoloji varsa Türk savunma sanayine katkı sağlayacak bir hayalim var, bir projem var ama sesimi duyurmakta zorlanıyorum diyorsanız yanış artık sizlerin yanında. Bugünden itibaren kendi imkanlarıyla proje geliştiren Türk mucitlerinin tanıtım videolarını tamamen ücretsiz bir şekilde 104 bin aboneli kanalımızda yayınlamaya başlıyoruz. Eğer sizlerde projelerinizin yayınlanmasını isterseniz bizlere açıklama kısmında linki yer alan Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz telif sıkıntısı olmaması açısından daha önce hiçbir televizyon ya da YouTube kanalında yayınlanmamış videolarınızı tekrar altını çizerek söylüyoruz tamamen ücretsiz bir şekilde bu kanalda yayınlayacak ve eğer isterseniz videoyu izleyecek yetkililerin sizinle iletişim kurabilmesi için iletişim bilgilerinizi de videonun açıklama kısmına ekleyeceğiz. Bu şekilde sesinizi duyurmak için tamamen bedava bir fırsata sahip olacaksınız. Peki, bunu neden yapıyoruz? Bizler Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini tüm Türkiye'ye, Almanya'ya ve Azerbaycan'a ve Türklerin yaşadığı tüm coğrafyalarda tanıtmak için çabalayan bir kanalız. Ülkemizde yüzlerce yetenekli mühendis ve mucit kendi çabalarıyla bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ancak bunlardan birkaç tanesi hariç diğerleri kendilerini kamuoyuna tanıtacak bir fırsat elde edemediğinden pek çok proje başlamadan bitiyor. Bizlere ulaşan pek çok mesajdan da anladığımız üzere özellikle büyük televizyon kanalları haberlere çıkartmak için çok büyük paralar talep ediyor. Diğer YouTube kanalları ise Türk savunma sanayine gönül vermiş mucitlerimize ya yer vermek istemiyor ya da para talep ediyor. Bizlerse bu düzenin ülkemizin hayrına olmadığını düşünüyoruz. Parası çok olanın değil, fikri güzel olanın sesini duyurabilmesi gerektiğini savunuyoruz. İşte bu sebepten ötürü Türk mucitlere açık çağrı. Gelin videolarınızı 104 bin aboneli bu kanalda ücretsiz yayınlayın. Tamamı savunma sanayine gönül vermiş 104 bin kişiyi projelerinizden haberdar etmeniz sizlere belki de hiç ummadığınız fırsatlar açabilir. Bu kanalı savunma sanayi firmaları da, savunma sanayi çalışanları da takip ediyor. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü zaman zaman bizlerle iletişim kuran firmalar ve çalışanlar olduğu gibi, genellikle dev savunma firmalarımızın isimlerini sürekli zikrettiğimiz için medya takip çalışanları tarafından da videolarımız izleniyor ve eminiz ki raporlaştırılıyor. İşte mucitlerimiz ve mühendislerimize yayınlanan videolarının Türkiye'nin en büyük savunma sanayi firmalarına ulaşması için büyük bir fırsat sunuyoruz. Ve sizlerden tek kuruş dahi para talep etmiyoruz. Sizlerden tanıtım için, haber yapmak için, on binlerce hatta bazı mecralarda yüz binlere varan paralar talep eden kişi ve kurumlar yerine. Milli Uyanış bu işi bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmeye hazır. Bu noktada Türk mucitlerimizi de vazifeye davet etmek istiyoruz. Ülkemizin emin olun sizlere ihtiyacı var. Sizleri küçümseyen, yaptığınız işleri hakir gören, kendini okumuş sanan cahillere kulak asmayın. Bu iş bir gönül işi. Bu noktada sizlere ilham olması gereken iki kişiden bahsedeceğiz. 2 bisiklet ustası, üniversiteye gitmemiş lise mezunu iki kişi. Wilbur ve Orville'den bahsedeceğiz. Ohio Dayton'lu bu iki bisiklet tamircisi 1890 yılında bir hayalin peşine düştü. Ülkelerine ve insanlığa faydalı olacağını düşündükleri projeleri için hiçbir yerden yardım bulamadılar. Önce bulabildikleri tüm bilimsel kitapları satın alıp incelediler. Ancak bu kitaplarda kendi projelerini gerçekleştirebilecek bir bilgi yoktu. Çünkü Hayal ettikleri proje daha önce üretilmemiş bir şeydi. Onlar da kitaplardan ümidi kesip bilim adamlarından yardım almak istediler ve gittikleri bilim adamları iki bisiklet tamircisi mi bunu başaracak diyerek onlarla dalga geçip adeta kovdu. Bu iki tamirci projelerinden vazgeçmedi ve bir şekilde Alman mühendis Otto Lilienthal'in bu alandaki eski çalışmalarında tuttuğu notları bularak projelerini şekillendirmeye başladılar. Aradan tam 13 yıl geçti. 13 yıl boyunca herkesin dalga geçtiği bu iki adam 17 Aralık 1903'te Kuzey Carolina'da ilk uçağı uçurmayı başaran Wright kardeşler ve Orville Wright'ın kontrolünde havalanan ilk uçaktan sonra insanlık havacılık çağına girerek inanılmaz bir gelişim kaydetti. Bugün havada uçan her bir uçağın mucidi, lise mezunu iki bisiklet tamircisidir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bu kadar güçlüyse bu gücünü Wright kardeşlere ve onlar gibi pek çok icatta bulunan mucitlere borçludur. Bunu asla ama asla unutmayınız. Bazen bilimin bin yılda çözemediği sorunu iki bisiklet tamircisi çözebiliyor. Wright kardeşler de bunun en net kanıtı. Bu sebepten dolayı Türk milletine bir şekilde katkı sağlamak için çabalayan mucitlerimize çağrımızı ineliyoruz. Gelin videolarınızı ücretsiz bir şekilde yayınlayalım. Tek şartımız telif problemi yaşamamak için göndereceğiniz videoların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması. Projenizi ya da ürününüzü gösteren bir video çekin ve bize açıklama kısmındaki Instagram hesabımız üzerinden gönderin. Bu videoları yayınlayarak. Sizlerin sesini duyurmak için karınca kararınca fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize. Allah hepinizin yardımcısı olsun diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu videoda çağrı yaptığımız mucitlerden biriyseniz çektiğiniz bir videoyu Instagram hesabımız üzerinden bizlere göndermeyi Lütfen unutmayın arkadaşlar.